gün eğitimde, adliyede, emniyette, hemen hemen kamunun tüm alanlarında haksız ve hukuksuz uygulamalara imza atılıyor. Tasfiyeler, sürgünler ve haksız biçimde görev almalar birbirini takip ediyor. Yetişmiş devlet kadroları hizardan geçiriliyormuşçasına kesilip biçiliyor. Bu ülkenin okullarında görev yapan 7000'in üzerinde tecrübeli ve başarılı idareci siyasal ya da sendikal taassup taşımadığı için, daha yalın bir ifadeyle yandaş olmadığı için göstermelik puanlamalarla tasfiye edilmiş durumda. Haranel, bahane, yandaş kadro şahane. Haranel, bahane, yandaş kadro şahane. Baskıcı anlayış, anayasayı ve uluslararası tüm hukuki metinleri hiçe sayarak milyonlarca öğrencimizin yararlandığı eğitim yuvalarının kapısına kilit vurma arayışında. Dershaneler, kurslar kapatılıyor. Fakat bu yapılırken buralarda görev yapan, hayatını idame ettiren on binlerce eğitimcinin ve çalışanın akıbetinin ne olacağı hiç ama hiç düşünülmüyor. Zaten 17-25 Aralık'tan bu yana Türkiye'de bir asla yetecek kadar yanlış yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Bunları yapan irade öylesine fütursuz ki yaptığı hataları söylemeye, sorgulama konumunda olan medya organlarını da susturmak ve sindirmek için her şeyi yapıyor. Değerli kamuoyu, istatistikler bir kısım siyasi aktörlerin medyaya yönelik doğrudan ve dolaylı baskıları yüzünden son bir yılda 2000'den fazla gazetecinin işsiz kaldığını bize söylüyor. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler örgütü verilerine göre dünya basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye'miz 180 ülke içinde 154. sıraya gerilemiş durumda. Öte yandan kamu çalışanları siyasi görüş ya da etnik kökenlerine göre fişleniyor, ayrımcılığa tabi tutuluyor, hakları ellerinden alınıyor, gasp ediliyor. Zulmün ayyuka çıktığı bir yerde zalimler kadar zulme rıza gösterenler de sorumludur.